Süt çocukluğu döneminde bu ki bu 0-2 yaş arasını kapsıyor. Günde 400 ünite D vitamini takviyesi yapılması gerekiyor ve bu takviyenin ilk 15 günde başlanması gerekiyor. Dengeli beslenemeyen çocuklarda takviye süresini 2 yılla sınırlı bırakmamak gerekir. Gerekirse 6 yaşa kadar dışarıdan D vitamini desteği almalı bu tip dengeli beslenemediğini düşündüğümüz çocuklar. Bir grupta prematüre bebekler var. Onlarda uygulamamız daha farklı. Prematüre bebekler prematüre derecesine göre örneğin çok erken doğan bebeklere 1200 ünite bile verilebiliyor günde ki normali 400 ünite. 800 ila 1200 ünite ilk 15 günde D vitamini başlanması gerekiyor. Ben bununla ilgili ufak bir ayrıntıyı anlatmak istiyorum. En çok annelerin dile getirdiği ve karşımıza çıkan bıngıldak dediğimiz ön fontanelin küçük olduğu, beklenenden küçük olduğu bebeklerde D vitamini desteğinin kesildiğini görüyoruz. Bu uygulama doğru bir uygulama değil. Baş çevresini takip etmek lazım. Bıngıldağın kapanması D vitaminini kesmek için bir endikasyon teşkil etmiyor. Ayrıca bıngıldağı çok geniş olan, normalden geniş olan bebeklere yüksek doz D vitamini uygulanması da eğer beraberinde başka bulgular varsa doğru bir şey. Raşitizm dediğimiz D vitamini eksikliğinin neden olduğu hastalıkta bıngıldak geniş olabilir. Evet ama eğer başka bulgular varsa o zaman D vitaminini yüksek dozda vermek daha doğru olur. Çünkü yüksek dozda verilen D vitamininin vücuda ciddi zararları dokunabiliyor. Sonuç olarak D vitamini bütün bebeklere doğduktan sonraki ilk 15 gün içerisinde başlanıp minimum 2 sene kullanılması gereken bir vitamin.